Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Twisted Tower'ın Fatal kısmındayız. Şu anda eğer başlık işe yaradıysa bu video üzerinden şu anda izliyorsunuz demektir. Şimdiki şöyle bir bug denemesi yapacağız. Muhammed Abuşoğlu'nun sağ olsun. Muhammed Abuşoğlu'nun sayesinde olacak bu eğer başarmışsak. Şu anda bana dedi böyle böyle bir bug var. İstiyorsan gir bir dene bunu diye. Bug'dan hızlıca bahsetmeye başlıyorum. Cosplay JQBrix kullanıyoruz ve Stunt Double Johnny Cage'de Aftershock Tamer kullanıyoruz. Üçüncü karakterin hiçbir önemi yok buraya kattığınız karakterin. Şimdi It Takes Only One olduğu için ben birinciye kattım Cosplay JQBrix'i. Çünkü bir karakterimiz öldüğü anda sıkıntı yaratıyor. Normalde şu şekilde de yapabilirsiniz komponuzu. Hani böyle değerleyebilirsiniz. Bu karakteri öldürtürsünüz. Şu ikisiyle devam edersiniz. Bunlar işinize yarayacak karakter ama biz şimdilik böyle yapacağız. Cosplay JQBrix ile birlikte Tremor versiyonuna geçip Cosplay JQBrix'in birinci yeteneğimizi %50'nin altında atıyoruz. %30, %40, %35 size kalmış artık. %50 atmıyorsunuz abi. Sıkıntı olabiliyor. Denedim anladığım kadarıyla. Şu ana kadar çalıştırmayı bir kere denedim. O ilk deneyişte başarısız oldum. Çünkü It Takes Only One. Onu unuttum ben. Öldü karakter. Şimdi kendimiz birebir deneyeceğiz bakalım. İkinci kısma kesinlikle Stunt Double Johnny Cage'de Aftershock Tamer katıyorsunuz. Burası çok önemli. Oyuna girdiğinde stunlayan bir karakter lazım. Evrimleri hiç fark etmiyor karakterleri. Ne isterseniz katın. Şeyler de ekipmanlar da hiç fark etmiyor ama kule ekipmanları katın abi işinize yarar. Bunu kulenin her katını deneyebilirsiniz. Size yani fark etmiyor. Bosslarda bile işe yarayan şeyler bunlar. Baya baya uzun sürüyor tabi. Gerçi bosslarda işe yarıyordur ya, büyük ihtimalle yarıyordur ama bossta yapmak zor bunu. Yani karakterin o kadar dayanması zor. Tank, şunu tank yapmanız lazım birazcık. Ölmesin. Block Breaker da benim için önemli. Buraya isterseniz Block Breaker, isterseniz kritik katın, isterseniz ne istiyorsanız katın yani. Size kalmış can yenileme bilmem ne katabilirsiniz. O karakterle işiniz yok ama. Stunt Double Johnny Cage'e girdikten sonra çıkmıyorsunuz çünkü. Olay burada. Çalışmaz yoksa. Şimdi girelim başlayalım bakalım. Cosplay JQBrix'in şu anda şey versiyonunu seçeceğiz. Tremor versiyonunu seçerekten oyuna gireceğiz ve birinci yeteneğini atmamız gerekiyor. O süreye kadar ölmememiz lazım. It Takes Only One var ve Enemy Shielded diyor bakın. Şimdiki başladığımız gibi bize seçim sunacak zaten. Evet abi, Tremor versiyonu şu sağ üstteki versiyon gördüğünüz üzere. Block Breaker'ımız inşallah bol bol çalışır ve birinci yeteneğimizi atabiliriz. Bir sıkıntı olmadan. Tamam, sıkıntı yok. Şu şeyi yedi ama şu an inşallah bir sıkıntı olmaz o durum. 50 attım. Önemli mi bilmiyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Stun atamadım şu anda. Bu birazcık sıkıntı. It Takes Only One var. Ve bir dakika, bug'a girdi mi? Çalışıyor şu anda büyük ihtimalle. Wow. Bu ne? Aha. Aha. Dur. Bir dakika, sen vurmuyor musun bana? Vuramıyorsun bana. Dur. Vallahi çalışıyor. Mis atıyor abi. Şuna bak. Saçmalığa bak. Abi bir dakika. Karakter niye duruyor diyorum. Dedim herhalde yapamadık. Olmadı diye düşündüm de oluyor abi. 150 attık. Demek ki 150 de oluyor. Mükemmel. Çok iyi. Olayı anladınız abi. Johnny Cage'den şimdi çıkmıyoruz. Ve rakibimizi dövmenin keyfine varır. Oğlum. Bir daha vur. Şöyle. Oh. Mis gibi de vuruyoruz. 56.000. Ben bunları patates ederim. Diğerleri girdiğinde de vuramıyorlar değil mi? Bakayım bir. Vur bakayım. Vuramıyor ki. Direkt karakter vurmuyor. Aa oğlum. Salaklığa bak ya. Saçmalığa bak. 8-7.000 canlı karakter karşımda eriyecek şimdi. Bak izleyin. Çok güzel. Block Breaker'ımız da çalışıyor. Sen vurabiliyor musun kanka? Oha! Raiden'ın giriş hasarı işe yaramadı. Klasik Raiden'ın. Oo, kalkanları var bunların. Birazcık uzun sürecek bu savaş. Wow. Tamam olsun abi. Diğer maçta deneriz bunu. Yapmak çetrefilli. Bayağı bir aslında çetrefilli ama hiç yapamamaktan çok daha iyidir abi. Boss savaşlarına gelir denersiniz en azından ya. Değil mi? Yani bunları kitlemek de tabii ki önemli ama elimden geldiği kadarıyla ben hasar vuracağım. Şöyle vurabildiğim kadar vurayım. Hepsini böyle eritmeye çalışacağız abi. Giriş çıkmalar birazcık aslında bakarsanız sıkıntı. Yani can dolduruyorlar ya. Bu olay birazcık bizi yorabilir ama çok da büyük sıkıntı değil abi. Savaş uzun sürer sadece. Onun dışında bir sıkıntımız olmaz. Çok güzel devam edelim şöyle vurmaya. Her giriş çıktığında bizi cripple efektine soktuğu için uzun süre yetenek kullanamıyoruz. Bu birazcık yoran bir durum. Şöyle bir atayım. Aslında buraya şey gider bakın. Kule için benim kullandığım şey var ya abi. Yerine sabitleme. Onu kullanın Talents'ta. Karakterler çıkamasın. Çok işinize yarar. Kritik vuramıyoruz bu arada ama Block Breaker kritik katmak da isteyebilirsiniz yan tarafa. Ben katmadım abi. Block Breaker katalım. İşimiz garanti olsun istedim. Zehir attı bize. Canımız gidiyor mu? Zehirden bile etkilenmiyoruz. Hiçbir şekilde dokunulmaz oluyor karakterler abi. İnanılmaz ya. Çok inanılmaz hem de. 54.000. Bu biraz daha az diyor. Tagnus'u fazla. Tamam gene geldi bu. Lanet yine bizi şey yaptı abi. Cripple efektine soktu. Mis yazıyor bakın ekranda sürekli. Saçmalığa bak ya. Oyuna bak sen. Oğlum inanılmaz lan. Vallahi inanılmaz. Dur bakalım. İkinci maçta bunu yapabilecek miyiz acaba? Her zaman çalışıyorsa bu arada inanılmaz iyi. Her zaman çalışmıyorsa bile inanılmaz iyi. Yani şunu bir kere çalıştırabilmeniz bile mükemmel. Bu arada kör attı. O efekti yiyoruz ama hasarı yemiyoruz abi sadece. Güzel. Raiden'da şey var. Üstüne körüz bir de ya abi. Hem kalkan var hem körüz.
Hem de cripple. Yetenek atamıyoruz. Ulan oyun ne yaptın bize ya? Çürüttün bize. Bir tanesi gitti ama o yüzden çok da büyük bir sıkıntı yok. Smoke'un canı Rain'in canı birazcık daha az abi. Şöyle block breaker'ımızı power drain'imizi bir uygulayalım. 720.000 669.000. Ama çıkacak bu. Aynen. Bu sıkıntı bak. Sürekli döngüye sokarsalar sıkıntı. Talents'ı değiştireceğim geleceğim birazdan. Karakter yaşatmaya değil de sadece sabitlemeye çalışalım abi. Daha iyi olur bizim için. 185. mi? 186. savaş mı? Bilmiyorum bu. Valla bilmiyorum acı dayı. Mükemmel. Yani çalışıyor şu anda baya baya. Bu arada şeyde de Fatal Kule'de de gördüğünüz üzere baya bir ilerledim abi. Daha da inşallah şey yapacağız. 200'ü yine bitirmek istiyorum. Başarabilir miyiz orasını bilmiyorum ama umuyorum ki başaracağım. Canını çok fena yeniliyorlar. Savaş baya bir uzun sürüyor bu yüzden. Ben şöyle yapayım. Burayı hızlandırayım. Şöyle bir saniye kesip geleceğim videoyu. Hatta kesip gelmeme gerek yok. Buradan sonrasını hızlandıracağım ve buradan sonrasında ufak bir müzik ekleyeceğim. 5x6x'de size izleteceğim burayı. Hadi bakalım. Oh çok şükür abi. 50 milyon saat sürdü ama olsun, sürsün abi. Ya amaç zaten yenebilmemiz. İnşallah ikinci savaşta da aynısını yapabiliriz. Denemek istiyorum bakalım bunu. Başarırsak gerçekten mükemmel ötesi olacak. İkinci savaşta da zaten başarılı olursa artık oradan sonrasını göstermem. Görmüş, anlamış olursunuz zaten. Kendiniz çözersiniz orayı. Cold War takımı geldi. One for all. One for all bayağı bir kötü bu arada. Bu bayağı bir sıkıntı. Şimdi burada sıkıntımız ne olabilir? Şöyle bir yapalım. İlk karakteri artık şey yapmamız gerekli değil. Umarım ki, dua edelim ki güç dolumu cosplay J.K. Briggs'ten başlasın. Ondan sonra zaten çok da bir sıkıntı değil. Yetenek atmak zorunda değiliz yani. Onu demek istiyorum. Sadece cosplay J.K. Briggs'te yetenek atmamız gerekiyor. Buraya aslında bir saniye. Ben Kenshi'ye artı cosplay J.K. Briggs'e, gerçi onu versem bu sefer şey olmuyor. Block breaker'ımız olmayacak. Yine sıkıntı. Tamam, devam edelim. Hadi bakalım. Dua edelim dediğim gibi şeyden başlasın. Johnny Cage'den değil de cosplay J.K. Briggs'ten başlasın. En kötü ihtimalle şey yaparım. Cover top kesikeyici öldürene kadar diğer karakterden başlamış olursa onu şey yaparız abi, değerlendiririz bir şekilde. Bakalım, evet bundan başladı, daha da kötüsü oldu. Şimdi inşallah şeyden Johnny Cage'e geçmez yani, onu demek istiyorum. Hatta süreci biraz uzatalım, tamam mı? Biraz uzasın sürecimiz çünkü Johnny Cage'e falan geçsin istiyorum ya da J.K. Briggs'e geçsin istiyorum ben. Şu One For All birazcık dübürleyen bir kısım, tamam güzel abi. Geçtik, şuna geçtik ve attık. Şimdi burada ölmememiz gerekiyor, asıl olay burası zaten. Ölmemeyi başarırsak bir şekilde, herhangi bir şekilde başarabilirsek çok mükemmel olacak. Ama çok az doluyor abi gücümüz ve karakter bizi şu anda dübürledi. Bu birazcık sıkıntı. Johnny Cage geri geçti. Tamam, şöyle geçeceğim. Sıkıntı yok. Geri geçelim. Amaç öldürmemek. Bunları öldürmemeyi başarmamız gerekiyor ve başaramadık mı? Başaramadık abi. Ha, tamam. Güzel. Şöyle bir geçelim. Yalnız bayağı da canlarını almışız bu süreçte ha. Şuna bak lan. Vallahi iyi vurmuşuz ha. Ayaküstü. Harbiden güzel vurduk abi. Aynısıyla devam ediyoruz ama abi bu bizi öldürmeye kararlı ya, lanet karakter. Canım çok fazla azalacak. Gücüm bu arada çok az doluyor. Power'ın az dolmasıyla ilgili de büyük sıkıntılar var. Şöyle bir inşallah şöyle atabiliriz. Yapma be. Bu sefer bug'ımız çalışmadı maalesef. Burada çıkacağım. Bir daha deneyeceğim şimdi. Geliyorum ben. İkinci denemede One For All'un olduğunu unutup maalesef şey yaptım abi. Mal gibi trolledim kendimi. Gittim karakteri en başa kattım. Güç dolumu gelmedi, o yüzden sıkıntı oldu. One For All'a dikkat edin. Şu One For All ve random tagging'de sıkıntı çıkartacak bu olay. Ama uzun süreçte genel halledebileceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir girelim. Şimdi dua edelim ki cosplay J.K. Briggs'ten başlasın. Onun gücünü kullanıp hızlı bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Aslında Kenshi falan da katılabilir yan tarafa. Yani güç dolumu hızlı olması lazım bu sürecin. Güç doldurmaya uğraşmamamız gerekiyor. Johnny Cage ile başladı. Tamam, Johnny Cage ile başlasın, sıkıntı yok. Şimdi cosplay J.K. Briggs'e geçene kadar ben onun şey yapacağım abi. Güç dolumuna gitmeye çalışacağım ki buradaki güç dolumu bayağı bir yavaş One For All'dan dolayı. Cosplay J.K. Briggs'e geçtiği anda da oyun şey yapacağım. İnşallah buna gelmez. Cover top kesikece dönmez. Dönmedi. Güzel. Gücü doldu birazcık ama yine şöyle Kenshi'yi seçtik. Örmek'i seçtik pardon, Kenshi diyorum. Örmek'i seçiyoruz ve inşallah burada gücümüzü doldurabileceğiz. Asıl olay zaten gücümüzü doldurabilmek. Doldurabilirsek sıkıntı çıkmayacak abi. Güzel. Devam. Hadi oyun değiştirme, ama değiştirme oyun. Kaşarlık yapıyorsun ya. Tamam dur. Süreç birazcık uzayacak. Gücümüz daha fazla azalmadan çıkalım. Devam ediyorum abi. Düz vuracağım sadece karakterle. Gerçi oğlum bu takımla bile karşı takımı nasıl öldürebiliyoruz lan? 186. mi? 187. mi? Kaçıncı savaş lan bu? Vallahi helal olsun ya. Johnny Cage'e geçti bu sefer de. Lan oyun bizi trollüyorsun ya. Vallahi bizi trollüyorsun kanka. Biraz bekleyeceğiz. Değişsin abi.
Tam blokta kalıyorum bol bol. Karakter de iyi dayanıyor maşallah ha. Öldürdü lan üstüne. Dur bakalım. Birazcık daha dayanalım. Cosplay J. Kubrick'sin şimdi birazcık aynen. Güç dolumu yapması gerekiyordu. Hadi oğlum. Şimdi burada acele etmiyoruz. Bakın 5.2 saniyesi var çünkü daha. Direkt geçemeyeceğiz şeye. Ama yapma. Freeze falan atma. Tamam. Şu an geçebilirim. Bakın tıkladım Johnny Cage'e. Şöyle yeteneğimizi %45 attım. Çıktım. Geldik. Sana burada. Şu an oldu mu? Bakalım çalışıyor mu? Bekliyorum abi. Ve. Bakalım. Vur bakalım oğlum. Vuramıyorsun bile ki. Vuramıyor bile. Oğlum çok saçma lan. Lan salak gibi izliyorlar ya. Abi saçmalığa bak ya. Vuramıyor karakter. Oğlum bu ne ya? Gözünü seveyim oyun. Yani yaptığınız işi var ya. Ulan bir kule getiriyorsunuz onu da yapamıyorsunuz birader. Ne kadar az güç doluyor bu arada ya. Dampain'in şu güç dolu. Evet abi slower rate bak. Buralar sıkıntı ama yani. Amaç dediğim gibi birazcık dayanmanız lazım. Cosplay J. Kubrick'si azıcık dayandırın. Hatta 100'ü ona verin. Rare yüzük çıktıysa ona verin. Dayansın. 189'u falan hep yenersiniz ha böyle. Nasıl yenersiniz? Şey yaparsınız. Johnny Cage'e bu Rare ekipman var ya şeydeki. Fatal'daki. Fatal'da değil pardon. Rare hepsinde çıkıyor. Şey Sindel'in ekipmanı. Sindel'in brutalite ekipmanı. Saldırı ekipmanı. Onun şeylerinde bu bitirici combo uyguladığınızda zehir falan atabilme şansı olan bir ekipman var. Şu an galiba Johnny Cage değil o. Cosplay J. Kubrick'si olması lazım. Onu zehir uygularsanız şeyi 189'u bu sayede geçebilirsiniz abi. Mutlaka bir de şey yapın. Talents'ı da ben gene eklemeyi unuttum ama yerine sabitleme alın. Bakın 3. yeteneklerini bile atamıyorlar. Kendim şu an nasar yiyorum. Evet bu birazcık sıkıntı bak. Kendi kendimi öldürmezsem onlar beni öldüremiyor zaten. Güç dolumumuz bu arada geri geldi. Çok güzel. Şöyle tamam. Ben burayı yine hızlandırıyorum. Kendim konuşmayı bırakıyorum abi. Maçın sonunda görüşelim. Evet abi. Gördüğünüz üzere yani şu takımla bak bu takımla yani Stunt Double Johnny Cage ya. Lan bu şey bildiğin basit şey ha. Gold karakter. Yani herkesin elde edebileceği bir karakter. Gold şeyi bile açarak, paketi bile açarak çıkartabiliyorsunuz. Ki yüksek evrim olması bile gerekmiyor. Bu olmak zorunda bile değil. Aftershock Tremor da katabiliyorsunuz. Bunun yerine isterseniz. Yani unblockable bir Berserker gelmiş. Burada da aynı şeyi yapabilirsinler. Burada hatta karşı takım daha kolay bir önceki savaştan. Çünkü daha az güç dolumu yok. Bilmem neye o bu bir falan yok. Rahat rahat yapabilirsiniz abi. Talents'a da şu an gideyim ben size o Talents'ı göstereyim. 189'u bununla yenebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle Lord President diyeyim şuradan. Gold'ları seçelim. Bakın şu kullanacağınız talents şöyle buradan da alıyorsunuz. Şurası şu özellikle weak point attacks. Burası baya önemli. Snare atabiliyorsunuz %40 ihtimalle ki 189'u bu sayede geçebilirsiniz. Şey diyordum yani zehirleme atabilen bir ekipman var diye. Savaş çok uzun süre orası ayrı ama süre olmadığı için hiçbir önemi yok. O ekipmanı da size göstereyim. O şeyde bir sürü dot efektlerinin hepsini bırakabiliyor o ekipman. Zehir geldiği anda savaşı bitirebilecek güce geliyorsunuz demek abi. Demek bu. Bakın şurada poison işte bleed fire poison bunları bırakabiliyor. Kullanabiliyorsunuz yani 4. evrim falan olmak zorunda değil. Karakterler yüksek evrim olursa gene işinize yarar. Çünkü hasar 189'da çok fazla lazım olacaktır. Can dolumu bitene kadar öldürmeniz gerekiyor. O yüzden yan tarafa klasik reptile katabilirsiniz. Mesela girdiğinde zehirli olsun diye denenebilir yani. Bilginiz olsun abi. Yine Death Mark'ı da kullanmak gerekiyor aslında 189'da ama olsun. Yani bunu deneyerek yapmaya çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından bir şansınız olmuş oluyor bu kuleye karşı. Valla bu video şimdilik bu kadar. Tekrardan Muhammed Abuşoğlu çok teşekkür ederim bu bug'ı bana önerdiği için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın, ben bunu beğenin. Kendinize çok çok iyi bakın.